Merhaba değerli arkadaşlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım gündeniniz güzel geçiyordur. Sizler merak ediyorsunuz, nelere bakıyorum, tasarım yaparken nelere dikkat ediyorum diye kısaca sizinle paylaşmak istiyorum vakalar üzerinde. Öncesi bu şekilde olan bir arkadaşımız var. Farkındaysanız hanımefendi güldüğü zaman dişler bu şekilde. Tersine bir U çiziyor. Daha yakına yaklaşalım. Baktığımız zaman tersine bir düzenleme var. Görecek olursak dişler tersine olduğu zaman bizler buna eksi gülüş deriz. İngilizcesi negative smile'dır. Amacımız bu eksi gülüşü artı gülüş haline getirmek. Öncelikle hedefim kişinin yüzüne göre bu diş ne yakışır ona bakıyoruz. Yüze ne yakışır, ne gider. Ondan sonra kafamdaki düşünceyi çizime aktarıyorum. Diyelim ki ön dişi biraz uzatsak ve yan dişleri giderek kısalır gibi yapsak nasıl olur onu merak ediyorum. Bunu uyguluyorum. Bu şekilde ön diş yapılsa, dudağa tam dokunmadan ve giderek yan dişler kısalsa ne kadar hoş olur. Hedefim bu olduğu için bu hedefimi ölçümlere yansıtıyorum. Güzel fotoğraflar, güzel videolar çekiyorum. Bir de her vakaya önden yandan da bakmak lazım. Yandan baktığımız bizlere dudak desteğini verir. Maalesef seneler geçtikçe dişler kısalır, dişler aşınır ve dudak içeri çökmeye başlar. O zaman niyetimiz ne? Uzatırken bir miktar dudak desteği vermek. Yandan baktığımızda ise bu dudak desteğini vermek amacım. Onda da aşağı yukarı kafamdaki durum şu, bir miktar ön dişleri uzatırken çok az ön plana almak istiyorum. Bu şekilde yapıyoruz, evet gördüğünüz gibi biraz öne çıkartırken dudak desteğini sağlamak olacak amacım. Dişler ayrılmaz dengeler içerisinde. Diş hem güzel yemek yiyecek, güzel konuşacak, güzel görünecek, dudağı destekleyecek ve kişiye genç, dinamik, fresh bir görünüm sağlayacak. Yandan görünüm bu şekilde. Ondan sonra bu istediklerimizi dişin ölçüler olduktan sonra laboratuvar ortamında özel tekniklerle, fırçalarla, el işi tekniklerle yaparak bakın bu şekilde sonlandırmış olduk. Sadece diş yaptırarak kişi ne kadar farklı bir görüneme sahip olabiliyor. Artı gülüşe geçti, buna positive smile deniyor. Eski haline bakın, agresif görünen kişi yeni halde daha genç, daha güzel, daha dinamik görünüyor. Ve gülüş hattını çizecek olursak, çizelim gülüş hattını, göreceğiz ki buna positive smile deniyor. Gayet sağlıklı bir şekilde. Dişi tasarlarken şekli oturttuktan sonra birkaç konu daha var. Burada şudur, dişe doğallığını vermek lazım. Doğallığını verirken de malzemeyi güzel işlemek lazım, renkleri güzel seçmek lazım ve dişin içeriden gelen doğal efektleri yakalamak lazım. Ve gördüğünüz gibi yandan, önden bu şekilde final güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğendiniz.